Neredeyse hiçbir ergen ölümünden yıllar sonra dünyayı kendine hayran bırakmamıştır. O bıraktı ve aradan geçen 3350 yıldan sonra da hayran bırakmaya devam ediyor. Çocuk kral Tutankamon'dan bahsediyorum. Bir dizi sıra dışı olay sayesinde arkasında bıraktıkları neredeyse kusursuz bir şekilde günümüze kadar ulaştı. Ve bin yıllar boyunca diğer firavunların gölgesinde kalan Kral Tutankamon şimdi dünyanın en meşhur firavunlarından biri haline geldi. Ve biz bugün İstanbul'da çocuk Kral Tutankamon'un mezarından çıkarılan eşyaların sergilendiği Unique Expo'dayız. 9 yaşındaki bir çocuk nasıl olur da Mısır kralı olabilir? Neden 19 yaşında öldü? Neden öldüğünde birbirinden değerli 5000 küsür parça ile birlikte gömüldü? O parçalardan biri antik bir meteoritten yapılmış olabilir mi? Ve bir antik Mısır kralının ta 1800'lerde ışığın dalga doğasını keşfeden ve hepimizin lise fiziğinden tanıdığı Thomas Young ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Gelin bunlara ve çok daha fazlasına direkt yerinden bir bakış atalım. Tutankamon, Antik Mısır'ın 18. hanedanlığının sondan 3. firavunuydu. Günümüzden 3364 yıl önce, M.Ö. 1341 yılında doğdu. Sadece 8 veya 9 yaşındayken babası Akeneton veya 4. Amenhotep'in ölümü üzerine tahta çıktı. Bu onu Mısır tarihinin en genç firavunu yapıyor. Tabii ki ufacık bir çocuk olarak bilgisi ve deneyimi kısıtlıydı. Bu nedenle döneminde alınan kararların önemli bir bölümünün başvezir Ay, ki Ay Tutankamon'dan sonra tahta çıkacaktı ve ordular generali Horemheb tarafından alındığı düşünülüyor. Tutankamon dönemindeki en büyük kavgalardan biri, burada gördüğünüz babası Akeneton'un ilan ettiği tek tanrılı Atenizm diniydi. O döneme kadar çok tanrılı olan Mısır, tek tanrıcılığa geçişi kabul edemiyordu. Hatta o nedenle bu dönem, babasının tek tanrılı dini yaygınlaştırmak üzere Mısır'ın başkentini Amarna'ya taşımasından ötürü Amarna sapkınlığı olarak da biliniyor. Tutankamon ise belki de yardımcılarının güdümüyle babasının icraatını tersine çeviren kral oldu. Başkenti tekrardan Tebes'e veya Mısırlılar arasındaki adıyla Vaset'e taşıdı ve çok tanrılı antik Mısır dinini geri getirdi. Tutankamon genel olarak sevilen bir firavundu. Çünkü babasının kararlarının yarattığı kaosu büyük oranda çözebilmiş ve yukarı Mısır ile aşağı Mısır olarak ikiye ayrıldığından ötürü ikili krallık olarak bilinen antik Mısır'a tekrar huzur getirebilmişti. Tutankamon arkamda gördüğünüz renkli cam macunuyla işlenmiş bu altın tahta oturmuştu. Taht üzerinde gördüğünüz o çizim çocuk kral ve karısı Ankhesenamun arasındaki muhteşem aşkı gösteriyor. Ankhesenamun tahtta oturan kralın önünde duruyor. Bir elinde parfümlü bir yağ şişesi tutuyor. Diğer eliyle ise yağı nazik bir şekilde kralın omzuna sürüyor. Yakından baktığınızda Tutankamon'un sadece sol ayağında altın bir sandalet olduğunu görebilirsiniz. İkili birbirlerine öylesine aşıklardı ki ölümden sonraki hayatta da birbirlerine olan aşklarının gücünü göstermek için aynı sandalet çiftini paylaştıkları söylenir. Ne aşk ama! Ne var ki Tutankamon'un dönemi pek de uzun sürmedi. Genç kral sadece 18 veya 19 yaşındayken, yani hanedanlığının 10. yılındayken hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni net değil ama bir dolu spekülasyon var. Örneğin o yaşta baston kullanmasından ötürü kemik nekrozu veya yumru ayak gibi hastalıkları olduğu ileri sürüldü. Ama baston ve sandaletleri üzerinde yapılan çalışmalar bu tür hastalıklarda görmeyi beklediğimiz giysi aşınmalarına dair hiçbir bulguya ulaşamadı. Ama sağlığının pek de iyi olmadığı biliniyor. Örneğin omurga eğriliği, yani skolyozu vardı ve birden fazla kez sıtmaya yakalanmıştı. Ölümünün de bacağının kırılması sonrasında yakalandığı sıtmadan kaynaklandığı düşünülüyor. Tabii spekülasyonlar arasında baş veziri Ay tarafından kafasına vurularak öldürüldüğüne dair iddialar da var ve ilk başta yapılan bazı X ışını taramaları bunu destekleyen bazı bulgulara da ulaştı. Fakat sonradan yapılan tomografi taramalarında herhangi bir baş yaralanmasına rastlanmadı.
Tartışmalar devam ediyor. Karısıyla büyük bir aşk yaşamasına rağmen Tutankamon'un buradaki mezar odasında eşine dair hiçbir şey göremiyorsunuz. Çünkü mezar odası kralın hayata yeniden dönüşünün garanti edilmesi adına sadece krala özel bir yapı. Kralın ruhunu koruyacağına inanılan sembollerle dekore edilmiş bu odanın en iç tarafında kralın bedeni annesinin karnındaki bir bebek gibi altın şeritlerle sarılmış halde. Tabutun en iç tarafı 110 kilo ağırlığındaki som altından. Buradaki silah ve bıçakların kralın ölümünden sonra başlayacağına inanılan hayat yolculuğunda ona zarar vermeye çalışan bir düşmana karşı onu koruyacağına inanılıyor. Görebileceğiniz gibi Mısır'da oldukça karmaşık bir ölümden sonra yaşam inancı vardı. Çocuk kralın başının korunması için kafasına burada gördüğünüz 11 kiloluk altın maske takıldı ve 3 ayrı tabutun bulunduğu altın kaplamalı, yaldızlı 4 ahşap mabet içerisine yatırıldı. Tutankamon'a ait sakin, istikrarlı ve mesafeli gözüken ve ölüme karşı zafer kazanacağından emin, güçlü bir krala yakışır şekilde tasarlanan bu maske, belki de yeryüzündeki en meşhur Mısır kalıntılarından biri. Tutankamon'un yüzünün her bir parçası tanrılardan birinin koruması altındaydı. Tabii ne kadar korunduğu bilinmez. Burası ise hazine odası. Bu ahşap tapınağın içinde Tutankamon'un midesi, bağırsakları, karaciğeri ve akciğerleri kavanozlar içinde mumyalanmış halde bulunuyor. Tabii ki mezarlıkların koruyucusu ve mumya efendisi Anubis'i de burada görebilirsiniz. Mısır mitolojisini bilenler iyi bilir. Set ve Neftitis'in oğlu Anubis ölüm ve cenaze tanrısıydı. Sanılanın aksine Anubis köpek başlı değil, çakal başlı. Bu şekilde çakal başlı resmedilmesinin nedeni o dönem Mısır'daki çakalların mezarlar etrafında sık dolaşması ve ölüleri yemesiydi. İşte Anubis'in görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmekti. Ve koruduğuna inanılan o ölülerden ikisini de odanın bu köşesindeki son derece üzücü parçalarda görüyoruz. Bu küçük tabutlarda Tutankamon'un ve karısı Ankhesenamun'un biri 8 aylık, diğeri 6 aylıkken genetik bir hastalıktan ölen kız çocuklarının mumyalanmış küçük bedenleri bulunuyor. Bu harika sergide size gösterdiğim parçaların keşfi de oldukça ilginç. Krallar Vadisi olarak da bilinen büyük Mısır krallarının mezarlarının yer aldığı vadi, geride bıraktığımız asırlar boyunca mezar hırsızlarının uğrak yerlerinden biriydi. Buradan çaldıkları parçaları dünya genelinde müzelere satarak para kazanmayı arzulayan bu çapulcular, birçok parçanın kaybolmasına ve kültürel mirasın kaybedilmesine neden oldular. Ama çok genç yaşta ölen Tutankamon'un mezarı öylesine küçüktü ki, asırlar boyunca mezar hırsızlarının dikkatinden kaçmayı başardı. Tutankamon'un mezarı ve onunla birlikte korunmuş olan binlerce nadide eser 1915 yılında başlayan kazılar sonunda ta 1922'de keşfedilebildi ve tabutun mührü ölümünden 3346 yıl sonra 1923'te kırıldı. Mühür kırma demişken bu konudaki mitlerden de bahsetmekte fayda var. Belki duymuşsunuzdur. Mısır mumyalarını rahatsız edenlerin hastalık ve ölümle yüzleştiğine, bunun mumyanın lanetinden kaynaklandığına inanan bir dolu insan var. Hatta Hollywood'da da bunun bol bol işlendiğini biliyorsunuz. Tutankamon'un görece yakın bir tarihte açılan mezarı sonrasında olanlar da bu mitleri körükledi. 5 Nisan 1923'te tabutun açılması sırasında orada bulunan George Herbert, kazının maddi finansörüydü ve mezarın açılmasından 4 ay 7 gün sonra öldü. Ölüm nedeni bir sivrisinek ısırığının enfekte olmasıydı. Mezarı ziyaret eden George J. Gould birkaç ay sonra ateşli bir hastalık geçirerek öldü. Bu kadar. Yüzlerce kişi içinden sadece 2 tanesi öldü. Hepsi bu. Bazen iddiayı itelemek için kazı ekibinden olan A.C. Mace'in ölümü de buna katılıyor. Ama Mace, mezarın açılmasından ta 5 yıl sonra Nisan 1928'de akciğer zarı iltihabı ve zatüre geçirerek öldü. Tutankamon'un mezarının kaşifi Howard Carter'ın sekreteri Richard Battelle ise 6,5 yıl sonra 15 Kasım 1929'da muhtemelen boğularak öldürüldü. Olaydan kaç yıl sonrasındaki ölümlere lanet demeye devam edeceğiz bilen var mı? 5 yıl, 10 yıl, 100 yıl? Zaten bir şey olacak olsa herhalde mezarı keşfeden ve açan Howard Carter'a olurdu. Halbuki Carter, mezarın açılmasından ta 16 yıl sonra lenfoma kanseri nedeniyle öldü. Yani
pek de ilginç bir olay yok. Gerçi ilginç bir şekilde mumya laneti diye bir şey var. Ama sandığınız gibi bir şey değil. Mesela Sakkara'daki 6. hanedanlıktan olan Kentika İkeki'nin mastaba olarak bilinen anıt mezarının duvarlarında gerçekten de bir lanet yazılıydı. Benim mezarıma giren her kimse yargılansın ve ölüme hükmedilsin. Onların boyunlarını bir kuşunki gibi alacağım ve sonsuza dek benim korkumla yaşamalarına neden olacağım. Ürpertici. Ama tabii ki boş laftan ibaret. Keşke duvara yazdığımız şeyler öyle gerçek oluverseydi. Ne yazık ki bugüne kadar incelenen mumya laneti iddialarının hiçbirinde bilimsel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamadı. Daha ziyade her birinin kültürel anlatılardan ibaret olduğu görüldü ve muhtemelen bu her zaman böyle olacak. Şimdi gelin müzedeki bazı diğer ilginç parçalara bir bakış atalım. Burada gördüğünüz meşhur Reşit Taşı veya daha popüler ismiyle Rosetta Stone. Bu Tutankhamun da dahil birçok Mısır firavunu hakkında birinci elden bilgi alabilmemizi sağlayan tarihi bir eser. Bu taş aslen 3 Mısır tapınağına gönderilmek üzere hazırlanmış taşlardan biriydi ve üzerinde 3 ayrı dilde aynı şey yazılıydı. O diller Mısır halkının kullandığı demotik dili, meşhur hieroglif dili ve son olarak okumayı gayet iyi bildiğimiz antik Yunan diliydi. Bunun önemini görebiliyor musunuz? Hem bilmediğimiz hem de bildiğimiz dillerde aynı şeyin yazılması sayesinde bilmediğimiz bir dili ilk defa çözmemiz mümkün oldu. Ama bu bile kolay bir şey değildi. Çünkü antik Yunancayı biliyor olsak da demotik dilini tam olarak bilemiyor olmamız yaptığımız çeviriyi doğrulamayı çok zorlaştırıyordu. İşte bu kör düğümü kıran isim ışığa hükmeden adam oldu. Hayır, Isaac Newton'dan bahsetmiyorum. Newton ışığın parçacık doğasını çözmüştü. Ama bugün biliyoruz ki ışık sadece parçacıklardan oluşmuyor. Hem parçacık hem dalga doğasına sahip. Kuantum bir nesne. Ve ışığın kuantum doğasını çözen adam, lise fiziğinden hatırlıyor olabileceğiniz Young deneyinin de babası olan Thomas Young. Evet, Young sadece bir fizikçi değildi, bir hezarfendi. Çok yetenekli bir adamdı. Görme yetimizle, ışıkla, katı mekaniğiyle, enerjiyle, fizyolojiyle, tıpla, dil bilimle, müzikal harmoniyle ve Mısır bilimiyle ilgileniyordu. Düşünün, konuştuğu 11 dil arasında Türkçe de vardı. Ve Young'ın işte dil bilim ve Mısır bilimi konusundaki ilgisi, Rosetta taşındaki 3 dilden biri olan demotiğin alfabesini çözmesini sağlamıştı. Bu, taşın tamamının çözülmesi önündeki son engeli de kaldırarak 1922 yılında Jean-François Champollion'un o muhteşem hieroglif dilinin sırlarını gün yüzüne çıkarmasını sağlamıştı. Ne adam ama! Buradaysa Nefertiti'yi görüyoruz. Nefertiti, Tutankhamun'un babası Akhenaton'un eşlerinden biriydi ama Tutankhamun'un annesi değildi. Çocuk kralın annesini DNA çalışmaları sayesinde zaten biliyoruz. Genç kadın lakabıyla bilinen Firavun 3. Amenhotep'in kızı olan bir mumya. Maalesef gerçek adını bilemiyoruz. Dolayısıyla ona lakabıyla hitap ediyoruz. Ama bir düşünün, 3500 yıl önce yaşamış bir çocuğun annesini genetik bilimi sayesinde bilebiliyoruz. Ne muhteşem bir güç bu. Neyse, Nefertiti'ye geri dönelim ki bizi lanetlemesin. Nefertiti, Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. Çünkü kocası Akhenaton'la aynı seviyede bulunuyordu. Hatta bir süre tahta da çıkmıştı. Örneğin Firavun'un uygulaması gereken cezaları ya da yapması gereken işleri yapabiliyordu. Bir kadının böylesine bir güce sahip olması Mısır'da alışkın olunan bir uygulama değildi. Ve bu hem halk arasında hem de din adamları arasında memnuniyetsizliğe neden oluyordu. Zaten Akhenaton'da tahta sadece 17 yıl kalabildi ve öldükten sonra yerini kendisinden bile kısa hükmedecek olan oğluna bıraktı. İşte burada gördüğünüz bu büst en çok kopyalanmış antik Mısır eserlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu arada evet, buradaki eserlerin hepsi replika, yani orijinallerinin neredeyse kusursuz birer kopyaları. Orijinaller değiller. Ama bu son derece normal. Böylesine değerli eşyalar Avrupa ülkelerinde veya Amerika'da da tura çıktığında asla orijinalleriyle sergilenmiyorlar. Müzede bahsetmek istediğim son parça ise burada gördüğünüz hançer.
Bu Tutankamon'un meşhur demirden hançeri ve yanında da kınını görüyorsunuz. Burada demiri vurgulamamın nedeni şu. Demir çağı Tut'un ölümünden bir asır sonrasına kadar henüz başlamamıştı. Yani o dönemde henüz demir işçiliği pek bulunmuyordu. Ama buna rağmen bu hançer demirden yapılmıştı. Bu durum hançerin kökeniyle ilgili birçok mitolojiyi doğurdu. Halbuki bu muhtemelen o kadar da sıra dışı bir olay değil. Çünkü biz çağların başlangıç ve bitişini işte bakır, tunç ve demir gibi belli metallerin yaygın işlenmesine göre belirlesek de elbette insanlık tarihi bizim uydurduğumuz kategorilere kusursuz bir şekilde oturmuyor. Daha önemlisi dünyanın her yerinde aynı çağlar aynı anda yaşanmıyor. Örneğin ülkemizden çıkarılan bir bıçak da Tutankamon'un doğumundan 1000 yıl kadar önce olmasına rağmen demirden işlenmişti. İlginç olan tek şey demir de değil. Hem Türkiye'de keşfedilen bu bahsettiğim antik bıçağın hem de burada gördüğünüz Tutankamon'un hançerinin gökten düşen bir meteoritten işlendiği düşünülüyor. Bu halen tartışmalı bir iddia ama yıllar geçip de yeni araştırmalar geldikçe gerçekten de bu bıçakların meteoritten işlenmesiyle yapıldığına dair iddialar güç kazanıyor. Ki aslında bu çok mantıklı. Demir çağından bahsederken yerden çıkarılan demirin işlenerek yaygın olarak kullanılmasından söz ediyoruz. Ama tabii ki böyle tekil meteorit taşların işlenmesiyle de demir çağından çok önce demir aletler üretilmiş olabilir. Hatta yapılan incelemeler meteoritin Mısır'a düşen bir meteorit olmadığını, daha ziyade Doğu Anadolu'da Hititlerin düşüşü sonrasında baskın hale geçen Mittanilerin topraklarında işlendiğini ve çocuk kralın ailesine bir düğün hediyesi olarak verildiğini gösteriyor. Tüm bu tartışmalar tarihin lineer yani doğrusal bir şekilde ilerleyen bir şey olmadığının harika bir göstergesi. İşte böyle. Çocuk kral Tutankamon ve mirası tarihe ilgi duyanların hayallerini süslemeye devam ediyor. O döneme ait bilinmeyenler modern mitlerimizi süslemeye, bilinenlerse bize çok uzak gözüken ama aslında çok yakın olan bir medeniyete kapı aralamaya devam ediyor. Ne olursa olsun insanlık kendi tarihine bakarak geleceğe doğru biraz daha sağlam adımlar atabilmeyi arzuluyor. Bunda başarılı olabilecek miyiz? Sadece kadim zaman gösterecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.